Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Mektubat 376. Evet, Barla'da 19. Aynı. Ha, Barla'da 19 muydu? Barla'da da aynı 19 var. Şimdi senin kardeş, buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Bala'da 19'da mahrem bir suale cevaptır. Dersimizin başlığı. Ha, bu kaçıncı dersimiz? Üçüncü dersimiz. Üç mü oldu? Evet. Hakikaten üç mü olacak? Ben bu ikinci biliyorum ya. Üç abi, üç. Ha, ilk gün soruya cevap, soruydu. Soruydu. İkincisi bir paragrafın cevabıydı. Cevaba girdiydik abi, daha cevabın yarısındaydı. Tamam, hadi bakalım. Sualimizi tekrarlayalım abi. Sualimiz şuydu. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var, bir sayfede bir kitap kadar tesir bulunuyor. Bunun cevabını zaten okumuştuk. Devamını okuyoruz abi. Kaldığımız yerde. Allah Allah. Yazılan sözler tasavvur değil tasdiktir, teslim değil imandır, marifet değil şehadettir, şuhuttur. Taklit değil tahkiktir. Burada kalmıştık abi. Ha, taklit değil tahkiktir. Ha. Bunu yapmış mıydık? Bunu yapmadık abi. Taklit değil tahkiktir. Ha. Taklit değil tahkiktir. Yani bu zamanda abi mesali imaniye, Kur'an'ın iman hakikatleri taklidi değil, tahkiki bir surette, şekilde Risale-i Nur'daki hakikatler izah ediyor. Taklit. Yani ana babadan, ana babadan gelen bir şey taklittir. Evet. Niye sen örtünüyorsun? Ne demek ya, biz Müslümanız ya. Hem geleneğimiz böyle. Tamam. Bir taklit. Gene iyi. Ona tevarüsen deniliyor Arapçada. Tevarüsen. Haşir misalesini demiş ya abi, büyük zatlar, yani dahi zatlar. Yani haşir nakli bir meseledir. Akıl buna yol bulamaz demiş. Ama Risale-i Nur 10. söz, 29. söz, bunlar bu gibi yerler, yani 10 yaşındaki çocuğun anlayacağı tarzda izah etmiştir. Hem akli hem de mantıki olarak, yani kalbi olarak. Yani bu bir geleneği, gelenek var ya, böyle bir taklidi. Tevarüsen deniyor. Mesela mezar taşları. Şair-i İslami var ya, İslam'ı tanıtan ezanlardır, minarelerdir, sakaldır, cübbedir. Yani tesettürdür. Bunlar tevarüs deniliyor. Yani geçmiş ruhu, unutmayın bu, geçmiş bilgiyi demiyor. Geçmiş ruhu geleceğe taşıyan şairdir. Unutmayın. Geçmiş ruhu geleceğe taşıyan simgedir. Başörtü simgedir. Mezar taşı simgedir. Mezar taşında mesela, eski mezar taşlarını gördünüz mü mezarlıkta? Bazıları düzdür. Üçgen böyle. Bazılarında sarık var. Farklı. Hocayı dağınadır değil mi? Evet. Ulemadır. Ulemalar bile mezar taşından belli oluyordu. Simgedir yani. Sarık yapılmış. Yani dolayısıyla şair ne demek oldun? Mustafa Kemal ve Bediüzzaman kadar anlayan yoktur. Yani simgenin ruhu taşıdığını, mazi taşıdığını çok iyi bildiği için tesettürü onun için kaldırmıştır. Bez parçası dememiştir. Tesettürde İslam var, iman var, teslim var. Allah'ın emrine inkiyat var. Biz bizim için değiliz, biz senin için varız ya Rabbi, var. Çünkü şair böyledir. Onun için bu asırda taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş bir asır diyor. Taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş bir asır. Taklitle gidemezsiniz. Risale-i Nur taklit değil, tahkiktir. Ya? Hakikaten bütün mertebelerini nüfuz etmiştir. Evet, gösteriyor yani. Bütün mezunlarını o şekilde anlatıyor. Yani hakikat mesleği ya. Evet abi. Hakikat mesleği. Tabi bunu Kastamonu'da bana değiniyor abi. Kastamonu'da şöyle bir tabir var. 202'de.
Risale-i Nur tarikat değil, hakikattır. Allah Allah. Ayatı Kur'an'ın tereşşuh eden bir nurdur. Ne şarkın ulumundan ve ne de garbın fünunundan, fenlerinden alınmış değil. Kur'an'ı mucizil beyanı bu zamana mahsus bir icazı manevisidir. Buradadır. O benim dün okuduğum var diye. O dolap var, dolap. O dolabın altını açınca göreceksin orada. O yaprağı getir. Hı. Kur'an'ı mucizil beyanı bu zamana mahsus bir icazı manevisidir. İcazı manevisidir. Yani Kur'an'ın nazmındaki, nazım dizilişindeki, ondan sonra Kur'an'ın fesahatı, cezaleti, belagatı. Hep bu uslubun içinde, lafzın içinde. Lafız taklittir. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O da diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O da taklit bu. Ama bunun içerisi tahkiktir. Yani maddiyatta da misal verecek olsan abi, çünkü uçaktır, şimendifendir, telefondur vesaire, radyodur. Ama Kur'an'ın maddi mucizesi olduğu gibi bu Risale-i Nur gibi maneviyata tabi eden şeyler de manevi mucizesi oluyor bunlarda. Evet. Yani dolayısıyla Risale-i Nur taklit değil arkadaşlar. Yani ana babadan kalan miras, bina, apartman veya din onların içini dolduruyor. Yani öyle değil. Yani ana babadan kalan miras bir şeyin üzerine konmuyor. Onun içerisini dolduruyor. Ben de mesela Allah kalmıştı ana babamdan. Allah inancı, peygamber inancı, tamam mı? Vesaire. Ama o içi dolmamış. Çünkü en ufak bir şeyde sap 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 sallanıp duruyor ya. Evet o. Sonra geçiyoruz abone. İltizam değil, izamdır. Ne anlayacağız buradan? İltizam bir gerekli görmekten daha ileridir. İzan yani kabul etmek. Yani zaruri durumda yani. Zaruri daha da zaruriden daha da ileri yani. Evet. Bu olmadan olmaz yani. Diyelim ki iltizamı yani bu olması lazım, gereklidir bu. Ama izan daha da ileride. Peki şöyle bu olmasa bir, olmaz yani. Peki şöyle bir tanesi dese ki, iltizam mı daha kapsamlı, izan mı? Ben o kelimeye çalışmam olmadı abi. Olmadı ben. İltizam akli midir, kalbi midir abi? İltizam ve izan İltizam nedir? İltizam birinin kalbi abi ama izan sanki akli. Zihine bakan bir şeydir değil mi abi? İltizam ama diyor ki iltizam değil, izandır. Peki dimağı sayar mısınız? Tahayyül, tasavvur, takül, tasdik, izan. İzan? İltizam. İltizam daha yukarıda. Yani soğan kabuğu gibi bakarsan. Şimdi arkadaşlar, şu dimağın mertebesini tanımlamak için böyle koymuşuz. Aslında bundan önce bu olmaz değil. Mesela bir yere muhatap olursun, tahayyül yok diyerek tasavvurla muhatap olursun. Yerine göre mana alıyor. Evet yani. Direkt mesela diyelim ki bir yere gittin, konferans var. Tahayyül yok orada. Mesela tiyatro var, ilk tahayyüldür. Yani resim. Ondan sonra eğer bir konuşmadaysan tahayyül yok, tasavvur var. Bir şaire rastladın, şairde. İltizam yok, izan var ilk önce. Hemen bir kalbi bir hassadır, izan. Yani kalbi bir onaylama var. Kalple bütünleşmekten dimağda böyle gözükür. Tersten çıkıyor direkt. Şey, İslamiyet iltizamdır diyor, iman izandır abi. Evet, İslamiyet iltizamdır. İman daha önce geliyor. Tabii. Ama peki burada dışa ve içe giriş çıkış yöntemlerinden bahsediyor. Ama bunları çok iyi biliyorsunuz ki kalpten besleniyor. Kalptekileri kalbe atar, dışarıya çıkar. Mesela zihin nerededir? Zihin yeri neresi? Vicdan. Vicdandadır. Vicdandadır. İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Ama nereden beslenir? Dimağın taakkulünden beslenir. Taakkul var ya. Taakkul yani tahayyül, tasavvur, taakkul, akıl.
aklın elde ettiklerinin oraya şey yapılır, aşırıya kopyalanır. Ama akıldaki bir şey de dimağın taakulünü atar, taakuldan dışarıya verir. Kalbi bir hassada izan olarak, izanda gözükür, izanla alır, izanla dışarıya verir. Onun için İslamiyet iltizamdır 36 mektubatta, iman izandır. Öyle diyebilir miyiz abi? He. Şimdi iltizam bir manası da böyle, yani bir şeyi böyle kıyaslayıp ona taraftar olma. Misal olarak söylüyorum abi, bir Müslüman adaletli davransa o karşıdaki kafirde de iltizam var. Yani der bak bu Müslüman güzel bir hareket yaptı der mesela. Çok bu, güzel. Ama izanıyla imanını kabul etmeyecektir abi. Evet. Çünkü izanıyla kabul etseydi Müslüman olurdu abi. O ne yaptı? İltizamıyla ona taraftar oldu abi. Evet. Dolayısıyla Allah-u Alem burada hani tasavvuf ve hakikat var ya abi. Tasavvuf ehli iltizamı mesela daha çok anlıyor. Öne çıkarıyor. Tahkik ve hakikat ehli olan nur talebeleri ise taklid olmayan izanı esas alıyor abi. Evet. O da müvazene ve muhakeme yani. Çok doğru. Şeyde diyor ki ben öyle kafirleri gördüm ki İslamiyet'i iltizam ediyorlardı. Evet. Ama iman etmemişlerdi. İslam. Çünkü Ojan Türklerin şeyinde ustatta bu millet koca Osmanlı İmparatorluğu bu dinsiz. Yani bu millet diyor neyle kontrol edecek? Böyle alışmış bir sisteme alışmış. En kötü sistem sistemsizlikten iyidir. Yeni bir sistem var ya. Komünistik bile anarşilikten iyidir. Komünistik anarşilik değil anarşistliği doğurur diyor ustat. Bir sistemin adıdır. Yani iltizam bir sistemi onaylamaktır. Evet. İzan ise onun sahibi olmak. Sahibi olmak. İşte abi bir de bir noktayı nazarına bahsedeyim. Burada taklit ve tahkik dedi ya abi. Mesela abi biz sünnet-i seniyeyi taklit etmeyiz. Biz sünnet-i seniyeye ittiba ederiz. Çok güzel. Biz Risale-i Nur'a da taklit etmeyiz. Biz onu ona ittiba ederiz. Evet. İttibanın esasında tahkik var abi. Misal abi, münafıklar da İslamiyet'i taklit eder. Ama tahkik etmedikleri için abi, ehl-i necep asla ve kata olamıyor abi. Dolayısıyla üstad lemalarda, notalarda diyor ki abi, ey bu vatanın gençleri, frenkleri taklide çalışmayınız diyor abi. Yani orada taklidi kullanıyor. Taklit altı zeminin ne olduğu bilinmeyen... Bir de söyler misin onu? Bilmeyen. Ey bu vatan gençleri, frenkleri taklide çalışmayın. Aya görmüyor musunuz ki diye devam ediyor. Aynen diyorsun. İşte mesela o aynısı mesela bu iltizamla hareket eden diyelim tasavvuf ehlinde veya iltizamıyla hareket eden yani taklidi yaşayan müminlerde de var abi bu. Neden? Çünkü izana indirmemiş. Hemen dalaletten bir sual gelse, bir şüphe gelse yenik düşebiliyor abi. Evet. İzan sureti bir kalbi intikal demektir yani. Yani kalbi bir hassa unutmayın. Dimağın beslediği ve kalpte olgunlaşan vicdan demiyor. Hani itikada bakıyor. Evet. Ya tabii izan kalbe bakıyor. Kalbin içerisinde iki tane ayak vardı. Kalp. Bak bir ayağı dimağ, bir ayağı vicdan. Ha bunun dışında kalpte başka yapı da var. Bir tanesi de izan. Yani bu izandır. İnsanı besleyen, dimağdaki hakikati besleyen. Ama yeri dimağdadır. Yani kalbi bir hassadır. Yani ne demek? Suratlı bir şekilde mesela bir şey gördü şu an. Ya kafam çalışmıyor ama bunlar doğru. O kalbi izanıyla söylüyor. Şey ama ben buna taraftar değilim. Ya yaptım ama bu imzayı attım ama çocuğumu attırdım ama taraftar değil. Rahatsızım. Vicdanen rahatsızım. Ha bu izan sahibi olur. Yani kalbi uyanıklık değilim. Kalbi hassasiyeti olanlarda olur. İltizam ise eylemseldir. Hakikaten olması lazım ya, yapmak lazım. Tabii ya bunsuz olur mu? İçinde pek yok. İçi boş. Yani fazla dolduramamış. Zahirde kalıyor biraz. Evet, iltizam etmiş. Olur mu ya bana bu lazım falan diyor. Ama kendisi, kalbi bir şey yok. Geçelim. İhlas sırrı, ihlas gibi. Gibi ha olabilir. Bir tane eylemsel tarafkirlik, bir tane itikadi bir tarafkirlik. Tamam olsun. Tamam olsun.
Tasavvuf değil hakikattır. Osman'ın da değindiği gibi abi tasavvufta bir teslim var yani şeyhine teslim olmak var yani. Şey. Yani şeyh dedi mi ya bitti kardeş. Yani iyi tarafı da var kötü tarafı da var yani taklit yolunu açar. Fakat cahil için yeni şey yapmış yani bulamıyor vallahi basmıyor kafam. Ben neyi bulacağım? O zaman istikametli bir tasavvuf, tarikat varsa, bir şeyh de varsa o zaman nimet olur. Ama herkese her daim istikametli bir şeyh denk gelmiyor. Bu zamanda tam yeri değil abi. Diğeri değil. Çünkü şüpheler, tereddütler dışarıdan geliyor. Evet. Ona ya. Karşılık gelmesin teslim yetmiyor yani. Ya oğlu, kızı, karısı buna şey değil ya. Ondan sonra tasavvufu bozan günahlar müsaade etmiyor tasavvufa. Evinde televizyon olunca nasıl tarikat yapacaksın? Evinde televizyon olanın alıyorsun, subhanallah, subhanallah. Tamam, yap tabii de kim buna şey diyecek? Hangi imanlı sahibi buna yok der, tövbe estağfurullah. Haşa, Allah'tan utanır. Fakat yani şimdi bu zamanda değil kardeşim, şimdi subhanallah, subhanallah, Allah'ı zikretmektir. Aşi bir kitabı da al bir ilmihal bile subhanallah, subhanallah zikretmekten evladır. Çünkü ilim farzdır. Zikretmek sünnettir. Ameli bilgiyi bilmek, sen subhanallah subhanallah köşede çekeceğini, git namazı bozan bozmayanı öğren, guslu öğren. Guslu öğren daha mühimdir. Çünkü zikirlerin en eftali Kur'an okumaktır. Kur'an'dan daha ileri zikir olur mu? Kur'an'ın hükmü de, fıkıhtaki hükmü nedir Kur'an okumanın hükmü? Farz, vacip, sünnet. Sünnettir. Ama ameli ve itikadi bilgi bilmek, Kur'an'daki ameli ve itikadını düzeltmek için gereken ilmi bilmek nedir? Farzdır. Farzdır. İtikadı bilmek ise farz değildir bu asırda. Muzaaf farz haindir. Risale'nin öyle diyor. Şimdi Risale'nin bu asırda farz değil. Muzaaf farz hain. Mesela diyelim ki abdesti farzları dörttür, farzdır. İman esasları şu kadardır, altıdır, farzdır. İçini doldurmak, o Allah'ı tanımak, Allah'a iman etmek farzdır. Ama amentu billah'taki o Allah'ın, Allah nedir senin için? İçini doldurmak bu asırda muzaaf farzaindir. Zaten Emir Adam'a diyor, Allah'a iman şöyle olacak diyor ya abi. Evet. Zerrelerden şemsiyeden bütün kudretini evet. Kabul etmekle olur diyor. Adam her türlü melanet işliyor ve küfre taraftar oluyor. Dediğin gibi bak. İşte zerreden şemse. Her türlü melanet işliyor adam. O demişse, hocam demişse, şeyhim demişse, abim demişse doğrudur. Bu nedir? Olmazdı ki iltizamı var, izanı yok. Tasavvuf gibi yani teslim olmuşsun ama içini dolduramamışsın. Mesela bir daha söylüyorum. 6 tane iman esasına imanmak imandır. İçini doldurarak İman değil, muzaaf farz aindir. İçini doldurmak. Bak size 480 sözlerden bir misal söyleyeyim. Bu asır öyle bir asır ki diyor, tamam mı? 480'de. Hani Barla'da var ya, bu asır çok şey doğurdu, çok şey de doğuracak. 480'de bizim orada taklit olmayacağını sözlerde, kırmızı çizgilerinle haddin belli olacağını ben ne anlıyorum biliyor musunuz? Kısaca söyleyeyim. 480 okursunuz. Bak şöyle diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a okuyorsunuz da Kur'an'ı okuyorsun. Mealinde bakmışsınızdır. Ben birkaç defa bitirdim mealini. Kur'an'a bakın. İslamiyet'e bakın. Ben söylediğim diye şey yapmayın. Kafanızda varsa mutlaka ifade edin. Kur'an'da çizgisi belli olmayan olabilir de olmayabilir de yapabilirsin de yapmayabilirsin. Bir şey var mı? Hayır, evet. Doğru, yanlış. Net değil mi çizgi? Evet. Sen de böyle yaşarsan Kur'an'ı ve İbrahim'i duruş yapmış olursun. Yoksa bu asır seni muhafaza edemez. Mümkün değil. Çizgin belli olacak. Bak demiyorum, amelin en iyi olacak demiyorum. İtikat ve anlayışın, yerin, konumun, koordinatın neredesin? Hakta mısın? Ya biraz ona musamalı davranayım falan. Bu zamanda öyle de olabilir. Canım fazla şey tutmamak lazım. İtikata böyle inanıyorsan hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Ayakta durma ihtimalin yok.
Yani eylemsel itibariyle yapamayabilirsin. Bakın bir misal vereyim. Adam, kadından misal vereyim daha çarpıcı olsun. Çıplak, açık. Ama namazını kılıyor. Diyor ki, lanet olsun bu bu rejime, sisteme. İstemiyorum. Ama düştük işte. Pantolonumu giyiyorum. Ama razı değilim bu kepaleseliğe. Doğrusu budur. Bu mu? Kadın tesettürlü veya çarşaflı vesaire. Tamam da yani fazla tutmamak lazım. Kendi hayatına zıt bir şey. Böyle olmaz da çarpıcı olsun diye olmayacak misali verdi. Olmayacaksa kendisini yap. Mesela tesettürlü ama ya olsun fazla tutma yani. Olur olur o da olur. Ya o da olur ya falan. Hangisi daha hayırlı? Ben vallahi hangisiyle evlenirsin? Vallahi bununla evlenmezdim. İtikadı sağlam olandan evlenirdim. Tesettürlü birisi diyor ki abi genç kızı yaşına 15'i geçmiş ya daha yaşınarken diyor şu anda ne bu hemen bir tesettürlü kendisi. Kendisi tesettürlü. Kızına diyor ki. O kendi kızına diyor. He, daha erken diyor. 15 yaş erkenmiş. Bu yaşta daha. Eskide ana oluyor. Bulu çağında Allah farz kılmış daha bu yaşta diyor mesela. Hani böyle olmaz da ben çarpıcı olsun diye böyle o kol inanmayacak böyle giyinir mesela. Yani burada ne var biliyor musun? İçerisini doldurması lazım. Yani bir daha söylüyorum 480'de haddi belli, hududu belli yani. Kur'an'da Allah aşkına benim Kur'an'ı en çok beni etkileyen gidişatı, beni ustad da öyle diyor 25'inde. Ama ciddi diyorum Allah biliyor ya vicdanımın sesini söylüyorum. Beni Kur'an'ın etkilemesi, en çok etkileyen sıfatı gidişatıdır. Yani her şey net, esnek, bir şey yok. Yani olabilir, olabilir de olmayabilir, yapabilirsin ama yapmayabilirsin de. Yani o bir şey yap, idare et. Yani ne bileyim beşeri böyle bir şey. Hayır, bu budur diyor, bu da budur diyor, bu budur diyor, bu da budur diyor. Bu da yol çiziyor. Hiç esnek bir şey yok. Allah Resulü ne güzel demiş. Hak belli, batıl belli diyor. Tamam. Hak ve batıl olmayan şeyler de içtihadidir. %10. Hani benim insanı tanımlamam var ya, insan tanımlama. Düğünlerde, cenazelerde konuşuyorum. Başıma da dert alıyorum, bela alıyorum. Ne kadar sıkıntı aldım. İnsan nedir tanım yaparken mezarlıkta bu denilir tabii. Düğünde. Örf-ü ananeye doğan, bununla alakalı söyleyeceğim. Örf-ü ananeye doğan, Amerikan filmleriyle uyutulan, İtalyan hukukuyla ceza gören, Alman hukuklarıyla idare edilen, İsviçre kanunlarıyla evlenen, Yahudi ticaret kanunlarıyla ticaret yapan, İslamiyet'in elinden alınıp Kemalizmle oyalanılan, şimdi söylemek istediğim geliyorum. Dinin %90 esasatı unutturulup %10 teferruatı içtihadi meselelerle meşgul edilen bir mahlukum. Ha, öldüğü zaman İslami kurallarla gömülen bir mahlukum. Şimdi meselem şu. %90 esasattır, içtihat girmez. %10 toplumsal ve toplumun, zamanın, mekanın farklılığından gelen, içtihat farklılığından gelen %10'dur. Ama Kur'an'da da değil o. Sünnette de değil. İcma ve kıyasta o. İkisinde gene yok. İkisinde %100. Bu. Tak. İşte niye çok durdum biliyor musun? İbrahim'i duruşun belli olacak. Yoksa bu asırda ayakta durmamız mümkün değil. Belli olacak. Ne işe yarar? Ya o İstanbul seçmesi değil. Ben en azından şöyle diyeyim. Ben bu yaştan sonra artık farklı olabilir miyim? Ne yaptım? Millete anlattım. Nurculuk böyledir. Olur mu ya? Sadakat böyledir. Risale. Şimdi ben laikaları okumayın nasıl diyeyim ya? Millete bu kadar şey oldu. Bir kere ondan yapamam. İşte senin duruşun belli oldu mu? Herkes, akraban, çevren, herkes seni bildi mi? Sen onun dışında çıkamazsın da. Onun için net duruşun belli olsun. Kararsızlık en kötü karardır. Arabayı bindirsin. Sağ mı sol mu hap? Onun için tesettür mü değil mi ya falan. Gün akraban da bilsin. Bu budur. Bitti. Ötekisi benden mi bu benden mi? Ondan sonra orta bir berzah mezarlığına gömülürsün. Gavur mu Müslümanım? Gavur mu? Vallahi belli değil. İtikadı şuydu, ameli şuydu falan. Bir böyle diyordu, bir böyle diyordu.
Vallahi İslam'a taraftar oluyordu, bazen düşman oluyordu. Nereye koyalım bu mezarlığı? Yapamasa da ahkamı hakkında. Ahkamı yapmasa da, yapamasa yok. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilecek. 400 kaçtı? 53. 453 nerede? Mektubat. Hadi bakalım. Burada neydi? Bir dakika, burada tasavvuf neydi? Tasavvuf değil, hakikat. Ha, tasavvuf nerede bakayım? Tasavvuf değil, hakikattır. Bu taakkule bakıyor, ilim. İlimle olur. Her şeyi Allah hakikatına taşıyor yani. Aslı. Bütün eşyanın veya insanın hakikatına insana ulaştırıyor. Hakikatın evet, hakikatına. Aslına gidiyor. Nakilde taklitten artık geçiyor. Yani kendi, şu anda senin anne baban yok ki Resul. Sen kendini öğreniyorsun artık. Bu tahkik bu işte. İlle böyle Risale-i Nur tahkik demiyorum. Mesela diyelim ki Mahmud Efendi cemaatinden adam orada. Gramer taklittir. Birisi yazmış öyle. Ama içindeki kavramları böyle tefekkür etse, Risale-i Nur da orada mesleğini Arapça öğretirken düşünse böyle hakikaten böyle diye okusa, o da tahkik mesleğidir. Yani Risale-i Nur'la veya ilmi bir şey, ilmi içini doldurursa. Zaten birinci şurada yani müderrisin ders almadan diyor. Evet. Kısa zamanda mesela imayı öğretir diyor yani Risale-i Nur. Evet, şimdi geç ötekisine. Dava değil, dava içinde bürhandır. Evet, bunu nasıl anlayacağız? Hani kendisi bir dava değil ama büyük bir davaya bir bürhan oluyor. Delil oluyor yani. Kim? Risale-i Nur. Risale-i Nur dava değil arkadaşlar. Buradan çıkartıyoruz. Dava değil. Bunun gibi yerler çok. Emirdağ 293'te var vesaire. Dava değil Risale-i Nur. Haşa. Dava olur. Dava içinde burhandı. Dava neydi? Dava İslamiyet. İslamiyet. Bizim bir davamız var. Kur'an davası diyor. İman davası diyor usta. Risale-i Nur da bu davanın içinde bir burhandır. Risale-i Nur dava değil. Dava içinde burhandır. Şimdi sen Risale-i Nur burhandır yani. Delil. Delil. Daha çok topluma baktığımız zaman nurculuk ne deyince? İslamiyeti ve imanı aklen ve ilmen ispat eden bir cemaat diye. Biraz da yakın olursa hakikaten yaşayanlar. Ben size biraz güldüreyim böyle. Toplumda nurcular şöyle biliniyor. Hasreten diğer cemaatler. Diğer cemaat derken çoğunlukla ben biraz yakınım onlara. Mahmud Efendi cemaatinde şöyle biliniyor nurcular. Risale-i Nur cemaati, nurcular iman esaslarını, İslam esaslarını ispatlı ve mantıklıdırlar. Erkekleri çok takvalı yaşarlar. Hanımları o kadar takva yoktur derler. Yaşan çarşaf olmadığı için. Erkeklerin de sakalı yok ama. Çok diyor. Tabii ki bunun için diyor böyle yakın ilişkiler olduğu zaman. Oysa o kadar da değil yani. Bayağı çok fevkalade Risale-i Nur. Niye? Biraz da haklılar tabii. Kime rastladılarsa mantolu falan. Oysa Risale-i Nur kadının kalası dört yerde tesettür risalesinde. Ustad hiçbir yerde istisna yapmıyor. Tam bir tesettür risalesi kaçtı? 24. lemada tam dört yer ben saydım. Kadının kalası, siperi neresiymiş? Çarşafıdır diyor. Ustad böyle diyor ama onun iddia edenler yapmıyor başka. İşte ondan herhalde bu lafı söylettiriyoruz. Yani ama ustad şey demiyor sakal mesela bize. Yani ama bırakamadığının da üzüntüsünü çekiyor. Yalan der mi ustad? Ben diyor 28 sene görmediğim işkence cefa kalmadı diyor. Hapiste nefret edildim diyor. Bu diyor sarık gibi değil. Bu çıkmaz diyor. Bıraktıktan sonra kessem kafamı kestirmem lazım. Zaten dayanamayacak değil mi? Dayanamayacak. Yani diyor. Üzüntüsünü söylüyor. İnşallah diyor bak şimdi. 28 sene çektiğim işkence ve onun vasıtasıyla ortaya çıkan Risale-i Nur hizmeti inşallah diyor benim sakal bırakmamam sünnetimin eksikliğine yerine geçer diyor ve rahmet inayeden dilerim diyor. Görüyor musun? Yani oldu falan savunmuyor aşağı. Ben nasıl savunuyorum? Yok ben de şimdi savunacağım he. Vicdansızın ta kendisiyim. Ve Risale'nin muhalif bir adamım. Yapamıyorsam yapamıyorum diyeceğim kardeşim. Nasıl diyeceğim ki kem küm yok kardeşim. Lamicim yok. Yo abi bu zaman yok kardeşim.
Ustad izdırabını çekiyor. Diyor ki 28 sene. Abi yatıracaklardı ustayı kesecek. O zaman ben dayanamazdım diyor. Ama sarı çıkart dedi. Sarı çıkarttı. Sonra ötekisini sardı. Kaş kolunu sardı hapishanede. Yani o sarı çıkar dedi. O sarı çıkar dedi. Bunu koydu. Kaş kolunu sardı. Şimdi kaş kolu sarma demedi ki. Kaş kollar mahkemede görüyorsunuz o kaş kolu şeyi var böyle. Ama sakal öyle değil. Ustad diyor inşallah diyor. 28 sene çektiğim işkence ve ortaya gelen hizmet imaniye, Kur'an'ı bir sakal sünneti eksikliğim olan buna diyor inşallah kefaret olur diyor. Ve Nurcular şu anda ekseriyetiyle yaşlı abiler sakallı oluyor. Rüşt abi de bıraktı gördünüz. Rüşt abi sakalı bıraktı. Bir de bana dedi ki ne özürüm var senin Hasan dedi. Abi eskide hükümet arkanda. Herkes şeydi, düşmandı falan takip ediyorlar. Şimdi sana bir şey demez ki hükümet. Dedi ha keçen. Allah Allah böyle. O kadar da yakıştı gördün mü? Acayip nurlanmış ya. Demek ki son bu ayı değişik bir şey. Yani yapamıyorsam kardeşim adam gibi adam olup yapamıyorum. Ahkamı yapamasa demiyor. Yapmasan. Murat seviniyor bak. Sakallı ya ki de bir böyle yapıyor. Seviniyor, ayağa kalkıyor. Aslan abi her sabah 5 dakika lavaboda bir gömü derdi yok abi. Aşılma derdi yok. Her sabah mı? Daha fazla uzamıyor abi. Dokunmayın yani. Adama niye hücum ediyorsun sakallı diyor diye. Bak kaç tane vakıf sakallı var bizde? İki tane. Üç tane. Bir de adayı var. Bir de adayı bırak. Üç tane. Bir de Çatalca'da dört. Dört tane. Yani bizim çatı altındaki. Dört tane. Yani ne güzel bir şeyimiz ya. Nurculuk ne insaf veriyor. Yapamıyorsan yapmıyorum kardeşim. Yapamıyorum değil. Yapmıyorum. Ne var yani bıraksan? Demek ki zaafım var. Orada mıydınız? Evet. Muhakemat, işaret, icaz ve Mesnevi Nuriye'den bir kısım yerlerini ders yaptık da. Orada. Yani tarzı beyanını duyan lakayt kalmaz ya. Abi. Ha evet. Tarzı beyanı açıklayamazsan lakayt kalır. Tabii ya. Yani şeydir, ben ne kadar seviyorum biliyor musun? Ben oraya, bak şimdi, ya teneffüs olsun emrisi. Şimdi Fatih'te bazen işim oluyor veya işte daha çok tıpçıların böyle düzenledikleri ev sohbetleri oluyor. 10 kişi, 15 kişi, 3 kişi, 5 kişi. Psikologla daha çok onlara böyle gidiyorum dimağı anlatmak için. Yani onlardan farklılık olsun diye. Daha çok ikindi namazına denk geliyorum. İkindi namazını yarım saat geçiyor biz sohbetten çıkınca. İnanın Fatih Camisi'ne daha yakınım. Benim çıktığım yer o Akdeniz Caddesi. İsmail Ağa'ya gidiyorum namaz kılmaya. İnan böyle. Giriyorum sanki Yavuz Sultan Sultan Selim veya Fatih Sultan 4. Murat orada yani bir şahsiyet var ki böyle sarıklı hep böyle. Acayip yani güzel bir şair yani. Dedim ya tevarüz. Onun için zındıklar böyle orayı dağıtmak için orayı çok uğraşıyorlar. Uğraşmışlar onu. Vesaire. İnsan sevmez mi ya? Müslümanı sevmez mi? Mesela şeye gittim. Burada Emine ile Süleymancılar'la baktım çocuklara. Hepsi rahlede Kur'an öğreniyorlar. Yeni. Doğu Türkistan'dan gelmiş. Onlara Kur'an öğretti. Nasıl sevmem ya? Şeye gittim Adıyaman'a. Adıyaman'da seyahat ederken menzile getirdiler. Gittim. Ya gittim. Kurban diye. Yani öyle bir canlı yanaşıyor ki sana. Ulan taş olsan erisin ya. Petrol dolduruyor adam hem karşısında. Kurban diyor. Seyda'yı gördün mü? Görmez oğlum gördüm tabii hanım. Senin gözlerini bir öpeyim diyor. Allah Allah. Ha, direkt gördüm ben. Gördüm. Yani canlı candan yan derler ya. Müslüman güzeldir ya. İşte benim o hiddetlerim hep münafık var ya münafık veya münafığa aldanma ihtimali olduğunda hiddet ediyorum. Benim hiddetlerim hep o. Yani münafığa Müslüman aldanmasın diye. Yapamaz. Bak ben yapmadığım bir şey var. Yapamıyorum demiyorum ha. Yapamazsa demiyor Risale'de. Yapmazsa ayrı yapamazsa demiyor. Mektubatta diyor. Yapmazsa da ahkamı hak bilecek. Değil mi? Doğrusu bu arkadaş ben yapamıyorum. Buyur. Yamuk yumukluk yok. Kime? Kefene girdiğim zaman kime hesap vereceğim ben Allah'ım? Yapma. Yapamıyorsun mesela. Bakıyorsun. Diyorum ki Müslüman
aldanmaya kalk kız, baktım aldatıyor. Ona işte kızıyor. Bilmeyerek aldanmışsa da hiddete geliyorum ki belki uyanır. Gidiyor İhsan sadeleştirmeye mesela adam. Tercüme ile sadeleştirmeyi tefrik edemiyor, kürsüye çıkıp konuşuyor. Nur'un adı. Çok ilginç. Sadeleştirme ayrıdır, tercüme ayrıdır. Çok arada hiç alakası yok. Onu tefrik edemiyor yani. Yabancı lisanlara tercümedir. Kendi bünyesindeki tahriple sadeleştirmeli. Hiç İngiltere'de İngiliz halkını geçmişteki ecdadın kitabı sadeleştirilmiş gördün, duydunuz mu? Ama İngilizceyi Türkçe'ye tercüme edilir. İngilizceden Türkçe'ye sadeleştirme olmaz. Risale-i Nur Japonca'ya, Bulgarca'ya sadeleştirme olmaz. Tercümesi olur. Yani anlamıyor ki. Nerede anlatıyor bunu? O da niye cevaz verilmiş? Mektubatta anlatıyor. Darül Harp'ta bazı şeyler caizdir diyor. O da kerahaten. Aslını korumak şartıyla. Mesela onlara gavur memleketinde gavura içki satmak caizdir. Domuz satmak caizdir. Gel Türkiye'de yap göreyim. Yapabiliyor muyuz? Yani orada diyor ki Kur'an diyor tercümesi Kur'an yerinde okunsa olmaz mı Bulgar'da, Japonya'da diyor. O şeyde. Diyor ki orada Kur'an diyor Kur'an'ın tabirleri manasına alem ve unvandır. Bu libas gibi değildir. Kur'an'ın manası lafzına, yani lafız mane gömlek gibi değil, deri gibidir diyor. Deriye bak, bu cansız, keserseniz bir şey olmaz. Yırtarsanız dikersiniz. Bunu işte, ama bu kendiniz değil. Yani cesede bakın şu deriye bakın. Cesede nasılsa Kur'an'ın uslubu, lisanı manasına ceset gibidir diyor. Libas gibi değil. Risale-i Nur da manasına böyledir. Risale-i Nur dahil de sadeleştirilemez. Yabancı lisana tercüme edilir. Darül Harp olduğu için. Burası Darül İslam'dır. Bak mektubatta yazıyor, mektubatta. 433, 434, 435, 436, 437 okuyun dedim. Bak aynı kanun. Niye böyle çıkartıyorsun? Kur'an'da cari olan hüküm Risale-i Nur'da da caridir. Mesela diyelim ki şahsi hukuk, umum hukuk Risale-i Nur'da da caridir. Nasi ve mensuh Risale-i Nur'da da caridir. Şey, Kur'an'da olduğu gibi Risale-i Nur'da da caridir. Mesela umum hukuk şahsi hukuku neshetmiştir. Am diyor hassayı, mesela şey, hassa amı blok etmiştir. Mesela diyelim ki şöyle yapalım, nasıl diyelim, münazarattan misal vereyim. Kafirlerle dost olmayın. Ne demektir o? Kafir deyince ne anlıyorsunuz? Yani kafir deyince kafir, yani küfür. Onun sanatı var mı burada? Sanatına düşmanın demiyor ki, beden memleketine şu. Yani kafir deyince küfrüne taraftar olmayın. Yani kafiri dost edin. Küfrünü dost edin mi? Yoksa gidersin, iş yaparsın da gidersin, gelirsin. Orada anlatıyor da orada. Yani tamam mı? Mesela bir diyor gayrimüslim karın olsa seversin diyor. Ama onun itikadını sevmezsin. Ama özel hayatınızı bilirsiniz. Gayrimüslimin karı kerahaten caiz evlenmek. Ama bir erkek yabancı kadın alabilir, putperest alamaz. Ama bir Müslüman kadın putperest, Allah'ı inkar eden gayrimüslim bir erkeğe, gayrimüslimle daha evlenmedi. Evlenmeye niyet etse imanı gider. Çünkü kamile gelir. Mesela erkek olur. Çünkü otorite ve reis erkek olduğu için gayrimüslim kadın Müslüman olma ihtimali var. Ama kadınla erkeğin Müslüman olması olmaz vesaire. Neyse, niye buralara gidip bir de konuşurken, sohbet ederken bir toplumsal bir yanlışlıklara da bazıları şunu yorumluyor. Ya nerede, ne alakası var? Sen tabii bilmezsin ben nerelerle şey yaptığımı, geniş. Örnek verirken tamir, bazı yanlış anlayışları tamir de ediyor. Şimdi gelelim ötekisine. Hadi bakalım. Hikmeti şudur ki. Ha dava. Dava. Dava içinde bir handır dedik.
Şu sırrın hikmeti şudur ki. Ama o dava içinde burhandır. Evet, şu sırrın hikmeti şudur. Evet, oku. Yekse zaten mevzuları böyle gidiyor abi. En sonunda sırrını söylüyor, sırrında hikmetini söylüyor. Birçok yerlerde. Okumayalım mı? Okuyalım abi. Oku abi. Kaç dakika oldu ki? 40 dakika mı? Bizim burayı izah ediyor. Oku. Burayı mı izah ediyor? Hı? Bizim sırrın tamam. Hikmetini. Ha, hadi. Bundan dolayı böyledir yani. Tamam. Yalnız 7 tane olduğunu unutmayın şuradaki. Yani marifet, teslim, iltizam, tasavvuf, dava, taklit. Bunları ben, bu tasavvuf mesleğindedir. Hakikat mesleğinde marifete mukabil şehadettir, şuhuttur. Tasavvufta teslim, hakikatta imandır. Tasavvufta iltizamdır. Hakikat mesleğinde izandır. Tasavvufta tasavvur, hakikatta tasdiktir. Tasavvuf, tasavvufta hakikatta hakikattır. Dava, tasavvufta dava içinde burhandır hakikatta. Taklit, tasavvufta tahkik, hakikat mesleğinde. Hakikat mesleği. Tamam. Yani karşılık geliyor. Evet, eski zamanda esasatı imaniye mahfuzdu. Hani imanın esasları, rükünleri mahfuzdu. Taarruz yoktu. Teslim kaviydi. Teslimde yani iltizam, teslim kaviydi. Denilirdi. Oğlum cehennem var ya, yapma onu. Tamam. Tamam hocam. Teslim acayipti. Yeter yani. Hiç tamam yok. Otur. Ben babamın yanına ben bir kere denize girip yüzdüğümü hatırlamıyorum. Çıkarttığımı hatırlamıyorum yani. Diyelim ki doğru veya yanlış bir şey işte. Yani baba sofraya oturmadan oturacaksın. Baba efendim kaşık atmadan atacaksın. Ondan sonra dişini vuracaksın. Kaşığı dişine vuracaksın. Yapacaksın. Yani eskide teslim vardı, hürmet vardı. Dedikleri burhandı. Baba mı dedi bitti ya. Hoca hocalar yemekleri köylü verirdi. Her gün birisi yapardı. Annemiz tepsi verdi, hocalar biz götürdük, çocuktuk yani o kadar. Ona bakardık yemeklerde, bazen de gözümüz kalırdı yani. En lüks böyle yemekler ona giderdi. Öyle bir hürmet vardı, öyle bir şey vardı ki. Hoca dedi bitti ya, acayip bir şeydi. Kavga olurdu köyde, bizim köyde. Gelirdi hoca, Allah Allah, Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Ondan sonra ya, babama dedik, Muammer ya, böyle. Tamam hocam, tamam. Eyvallah. Sana onun için çağırmışlar yani. Bitti. Mesela hudut kavgası oldu değil mi, mal kavgası? O kadar acayip teslim vardı ki birbirine. Mahkeme yok. Köyün heyetleri var yani, yaşlıları. 2-3 kişi yaşlı. Emice, yani dayı. Buyur evlat. Ya bir cumadan sonra. Cumadan sonra bir heyet, 2-3 kişi, 10 kişi kim var? Ya baksana bu hudut buradan mı buradan mı? Bu diyor ki burası benim, bu diyor ki burası benim. Acayip tapu. Oğlum, tapu şey hudut budur. O 2-3 kişi diyor, evet. Onlar dedi mi bitti? Bitti kardeş. Ve şu anda hala vicdanım da öyledir. Köyün yaşları hudut budur dedi mi bitti? Tabii ya. Şarka din hakim olacağım. Şarkta birçok yerlerde bu devam ediyor yani, büyüklere saygı. Ha evet, hala devam ediyor elhamdülillah. Büyükler de bizde hala büyük şeyle. Mesela geçen işte cenazeye gittim amcamın hanımı. Amcam, ulan beni işte misafirler var, İsparta'dan dersler var, öğlen dersi var, akşam var, tamam gideceğim. Yengem yani birinci derece mi? Dedim hepsiyle vedalaştım. Amcam şimdi nereye gidiyorsun dedi. Dedi ki bu akşam Kur'an okunacak, dersi olacak dedi. Böyle yapıyor. Tamam emice, yok gittiğim dedi aşağı falan. Gidiyorum nasıl diyeceğim? Hani binanın aşağısını, ikinci katına. Hiçbir şey diyemedim ki. Nereye gidiyorsun dedi. Yok emice dedim. Yani buradayım dedim bir yeri. Ha, akşam Kur'an okunacak. Kur'an okunacak sohbet. Tamam emice. Çıktım. Evi terk ettim. Sonra başkalarını devreye soktuk. Kimileri devreye soktuk da. Tamam mı? Ya falan. Onu saygınları soktuk. Ya bu adamın hocadır. O misafirleri var. Fransa'da şundan bundan gelmişler. Bekliyorlar. Sohbetleri var. Yani burada bu işi yapan, Kur'an okuyan çok. İkna ettiler. Peki tamam gitsin dedi. Gitti gitsin demeden gidemedim. Gidemezsin. Neyi gidiyorsun? Ha? Yani eskide teslim vardı.
Var. Hala var şükürler olsun. Evet. Teferruatta ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi, kafiydi. Beyanatlar bitti. Hoca böyle mi dedi? Kesik baş hikayeli ne kadar babamın yanında anlatıyorlardı böyle. Hoca gelirdi. Eğer akşam bir yerdeydi. Kesik baş hikayeli şöyle yaptı. Vay be. Biz de yatmazdık. Annem de zorlardı. İlle yatacaksın. Yani yatıracak çocuk ya. Yani delilsiz ariflerin marifetleri delilsiz de oynan beyanatları makbul idi. Kafiydi. Oo ben ne kadar bilirim bu kesik baş hikayelerini. Tamam hepsi bitti. Koltuğuna koyduğu 40 gün yemediğin için kafa yok sağladı falan. Hoca bunları anlatıyordu yani o zaman. Menkıbelerin çok değer var diyemezdi. Evet. Öyle inşa ediliyordu. Ya. Fakat şu zamanda dalaleti fenniye elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan her derde layık devayı ihsan eder. Fakat şu zamanda dalaleti fenniye, fenni dalalet, küfürler, tereddütler, şüpheler elini esasata ve erkana uzatmış. Hani imanın rükünlerini uzatmış. Neyi kastamada bir yer okumuştuk ya bir 209'da. Yani yüze yakın din tılsımlarını hal ve keşfetmişti. Bunların bilinmemesinden birçok insanlar tereddütleri şüphelerden kurtulamayıp imanını kaybederdi diyor. Evet onu okumadan önce şöyle diyeyim. Hiçbir dalalet inkarcı siz abdestin farzı 4 diyorsunuz. Aslı 4 diyor ki 5'tir, 6'dır, 2'dir diyor mu? Demiyor. Allah var mıdır diyor. Üstad da konferansta şöyle diyor. Binanın altına adam dozer girmiş, dinamit koyuyor. Binaya havaya uçuracak. Sen de son çatı katında kağıt yapıyorsun, boya yapıyorsun. Niye yapıyorsun kardeşim? Serseriler bina yıkıyor da bina yıkılmaması için kağıt yapıyorum. Senin o kağıdın boyan diyor. Binanın yıkılmaması için ne fayda temin edebilir? İşte diyor böyle taklidi iman, tamam mı? Temellere, esaslara hücum ediyor zındık. Sen de hala detaylarla, amellerle insanları iş yapıyorsun. Ya adam perişan, sen kızın oğlun perişan ya. Yani bir bu esasatı, bir esasatı kurtarmak lazım. İman mesela, evet. Risale-i Nur yüze yakın dil tılsımlarını hakayık-ı Kur'aniyenin hakikat mesleği aldı. Hakayık-ı Kur'aniyenin muammalarını hal ve keşfetmiştir ki her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şüphehata ve şükuka düşüp tereddütlerden kurtulamayıp bazen imanını kaybederdi. Şimdi bütün dinsizler toplansalar o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler. Ya kaç tane, kaç tılsım yapmış? Yüze yakın abi. Yüzde yakın. Mesela bir nur talebesini Allah'ın ispatında okumuş notayı okumuş. Haşr'ın ispatında, Miraç konusunda şüphe olabilir mi? Yapabilirler mi? En basit şüphenin gelmesi abi. 12. mektupta var ya 3 tane. Neydi? Zaaf-ı imandan geliyor bu çeşit, bu çeşit şüpheler diyor. Kaçıncı mektup? 12. mektup. Ha, oku bakayım ne diyor? Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten ihracı, şeytanların halkı ve icadı nedir? Bir de musibetleri. Bak, musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor, hususla masumlara hatta hayvanlara zulüm değil mi? Sayfa kaç o sayfa? 43. Oy, musibetleri okudun. 44 son. 44. Oxford şehrinin Dom Kilisesi'nin papazı bundan kafir. Hristiyan'ın kafiri. Ama baktığım simasına galiba Müslüman gibi. 17.43 saniye videosu var. Google'a yazarsınız görürsünüz. Burada en başta o çeşit meseleler... Cevabı burada var. Şüpheler diyor. Şüpheler. Erkan-ı imaniyenin zaafından geliyor. Erkan-ı imaniyenin zaafından ileri geliyor. Yani mektubatı bilseydi diyor Tanrı'ya diyor Tanrı'ya. Ben Tanrı olsam diyor adam orada. Bu boğulan çocuklar ağlayan yardım isteyen Tanrım Tanrım diyenlerin imdadına koşardım. Demek ki bu insanların diyor imdadına koşmuyorsa Tanrı'nın ya gücü yetmiyor veya Tanrı yoktur diyor. Hala papaz ha şimdi. Peki şaşırırsınız. Müslüman şaşırır. Nasıl inkar ediyor? Bu Tanrı inkar edilmelidir. O Tanrı inkar edilmeden Allah olmaz. Onların Tanrı anlayışını sen zannediyorsun ki Allah anlayışıdır. Onların Tanrı anlayışı yanlış olduğu için inkar etmek zorunda. Çünkü Tanrı haşa İsa Aleyhisselam ve onun şeyi oğlu. Ya kendisini asmaktan aciz olmuş bir İsa Tanrı olur mu? Tabii ki bunu inkar edecek adam.
Ama bu 44. sayfa mektubatta o boğulanların, yananların musibete duçağı, musibetten hikmetin bak nasıl anlatıyor. Evet. O sözler ise erkan-ı imaniyi tamamıyla ispat ederler. Bak kaç tane? Demek ki bu zaaf imandan geliyor. Kaç tane mesela? Mesela Adem Aleyhisselam neyi yedi? Cennetten ihracı. Şeytanın insanlara musallatı. Halk ve icabı. Halk ve icabı. Vesvese var orada bir de. Vesvese. Evet. Vesvese var. Bir de musibette ne geliyor? Hakikaten korkunç yer ya. 12. mektup mu? Evet, evet. Ya hiç ders yapmamışız onlardan değil mi? Evet. Ne acip bir yer ya. Bahsın belası değil mi? Ya cennetten Adem Aleyhisselam niye geldi ya başımızı belaya soktu ya gelmesiyle biz de orada olacaktık falan. Böyle dinliyor. Benim de hatırıma geliyordu ya. Ondan sonra nereden yedi ya? Ondan sonra hikmeti tavsiftir diyor. Bir cümleyle bitiriyor şimdi. Sonra işte bunu anlatıyor işte. Vesveseyi anlatıyor. Şeytanların insanlara musallatı. Ya Allah, Allah gücü etmiyor mu ya? Şu şeytanlar neye musallat oluyor? Şeyde de var değil mi? 18. sözde ahsene küllü şeyin halekahun. Yani şer gibi gözüken musibet hastalıkları niçin Allah veriyor? Ahsene küllü şeyin halekahu. 18. sözün bu sayfa değil, bu sayfa sağ tarafında, ortada. Sayfa şey yaparsan sayfayı da söyleyeyim arkadaşlara. Var mı 18. söz? Ha neyse yok, başka yere. Başka bir şey bakayım abi. Tamam başka şey. İyi, burada peki. Ne der? Dalalet-i fenniye elini esasata ve erkan uzatmış olduğundan dedi. Mektubat 23'te diyor. Bilirsiniz ki dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır. Eski zamanda teslim kaviydi abi. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse bu zamandaki gibi izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Yani dalaletten, fenden gelen şüphe binde bir bulunuyordu. O da kolay bir şekilde ilzam ediliyordu, kabul ediyordu. Bulunanlardan ancak bir binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar, hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Bu zamanda gelen şüpheler, kaynakları yani. Öyleler kendilerini beğeniyorlar, hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda icazı Kur'an'ın manevi lemaatından olan malum sözleri şu dalalet zındıkasına bir tiryak hasiyetini vermiş tasavvurundayım. Vay be, kaçıncı mektup? 5. mektubun sonu abi. Ne güzel ya. Kayımı ya, neticesi iman ya. Zaten doğrudan doğruya imana hizmet ediyor diye Risale-i Nur. Evet, Risale-i Nur doğrudan doğruya imana. Nerede geçiyordu? 16. mektupta mı? Doğrudan duyuyor. Risale'nin imana hizmet ediyor. Şimdi bize ilişenler hareketi imansızlık hesabına geçer diyor. Emirden de var abi. Böyle çok yeri evet. Var yani. Çok yeri var evet. Ama 16. sözde siyaset. Siyasette var ya. Hey efendiler biz hiçbir cereyanla alakamız yok. Siyasetle alakamız yok. Biz imanı cereyanlık. Hani bize bakanlar, nurcular hakikaten siyasetle alakası yok. Demesi lazım. Öyleyiz yani. Çünkü mesleğimiz öyle. Siyaset alakan oldu mu bu sefer? Yani nur gösterip topuzla vuruyorsun. Yani demek ki sen devleti ele geçirme bilmem ne yapma falan. Halk bu sefer ürküyor. Cemaat deyince korkuyor şimdi. Oysa bizim diyor efendiler iman ceylanındayım. Başka ceylanlarla alakam yoktur. Biz insanların imanın kurtulması için uğraşıyoruz diyor. O dolayısıyla başka insanların bahane bulmasına bir sebep yok. Çünkü bak sen hücum ediyorum. Ne diyorsun kardeşim ben iman hizmet ediyorum. Hayır. Siyaseti de arkadan götürüyorsun. Bu sefer hücumuna sebep olabiliyor. Ustad diyor ki hakikaten halis imana hizmet ediyorsan bizi hücum edenlerin amelleri imansızlık hesabına geçer. Ama sana hücum edenlerin imansızlık hesabına geçer diyemezsin. Çünkü elinde de topuz da var. Bir elinde hizmet var, bir elinde topuz var. Halk nasıl halde çık? Nurla çekiyorsun, topuzla vuracaksın bana. Beni alet edeceksin kendi dünyevi menfaatine demez mi? Beni adam baktığı zaman hakikaten siyasetle alakası yok diyecek ya. O zaman ha Allah Allah. Bu böyle diyor. Ne adına diyor? İman adına diyor. Bir parti adına demiyor ki. Partiyle ne alakası? Tercih ettiğimiz, takdir ettiğimiz parti olur mu ya? Fitne ya, fitne kaynıyor. Böyle dönemlerde ne yapmamız lazım diyor. Evinizden çıkmayın diyor. Allah Resulü diyor ki kılıncınızı kırın. Körletin. Kılıfına sokun. Evinizden çıkmayın. Şimdi işte. Evden çıkmayın kardeş. Fitne. Fitne diz boyu. Ne yapacaksın? Siyaset arkaya kardeşim. Biz nasıl o mesul olacaksın?
bir siyasete taraftar olup da günahın ortak olacağız. Onun için biz iman ceyranındayız. Zaten yüz elimiz olsa Nur'a kafidir. O kadar ya. Parti, bir parti. Ne parti adına konuşacağız? Yalnız Risale'nin mutafakçısın. Risale'de var olan yöntemleri, ölçüleri kararsız topluma, millete vereceksin. Yani kararsız. Siyasete bakın şudur. Cumhuriyet Halk Partisi biz buraya koymuşuz diyor ustad. Ona göre hareket ediyoruz. Yani bunu durduracak kim bilir, o kadar. Ona oyumuzu veririz. Takdirimiz yoktur, tercihimiz var. Eyvallah. Fitnedir. Onu zaten ehveni şer. Şerdir diyor. Şer. Hayır demiyor ki. Ustadın şer dediğine sen hayır diyebilir misin? Ha buna göre şerdir. Bu azami şer, bu da ehveni şer. Ama şer kardeşim. Kalbe koyacak kadar ahmak mısın? Kalbe konulur mu? Takdir olur mu? Tercih vardır. Ha bu olmasın da bu olsun ya. Bak. Bu olmasın da bu olsun bari. Diye diyor. O kadar. Emir Dağ 206'dan söyledi. O kadar. Bu da olunca adam bakacak, hakikaten adam din adına bunu söylüyor. Yoksa bir parti peşine koşmuyor. Evet. Her derde layık, devayı ihsan eden, Hakim-i Rahim olan Zat-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazharı icazından olan temsilatından bir şulesini acz ve zaafıma, fark ve ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur'an'a ait yazılarıma ihsan et. Tabii nasıl ki Kur'an her mevzuya değeri nispetinde değer verdiği gibi Risale-i Nur'da aynı kavramiyet devam ediyor abi. Her mevzuya değeri nispetinde bahsediyor. Bazına işaret ediyor mesela ve bazı yerde kavramiyetleri kullanıyor. O evet. Kavramiyeti de birçok görevde kullanabiliyoruz. Yani. Evet, yani Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Sen bir tanesini kullandım dersin başında veya başka bir şeyde. Mesela Risale-i Nur tercüme ve sadeleştirme. Dahilde tercüme olmaz. Sadeleşme de tahriptir diyor. Çünkü aslı yok oluyor. Diş devletleri tercüme vesaire. O 433 mektubattaki kanunu, Kur'an'a kanun olan bir şeyi, Kur'an'ı bir kanun olan, sistem olan şeyi Risale-i Nur'da da aynı caridir. Darül Harp meselesi. Darül Harp olduğu için. Türkiye Darül İslam'dır. Bu memleket-i İslamiye diyor usta. Kim diyebilir Darül Harp? Asrın vazifelisi diyor ki ey efendiler, bu memleket-i İslamiye'de Bolşevik baykuşların seslerini işitiyoruz. Savcı diyor ki bu memleket-i İslamiye, bu İslam memleketi, Yahudi memleketi değil diyor. Hey ağzını kapa ey gazeteci diyor. Ey muharir, burası Yahudi memleketi değil, burası İslam memleketidir diyor. Tamam. Darül İslam'da olanı, Darül Harp'te caiz olanı getiriyorsun, Darül Harp'te de niye olmasın diyorsun. Ya hepten bu kadar cahil misin ya? Yani bastın dalı nasıl kesiyorsun? Bu kadar saf mısın sen ya? Darül İslam'la Darül Harp'ın ahkamları farklı. Cerbezi ile dinleyenler bilmiyor diye orada cerbezi yapıyorsun. Bilmiyor diye. Darül Harp'ı ya mantıkla getiriyorsun. Vay be. Bulgarca'ya çevriliyor, biz onu takdir ediyoruz. Japonya diyor. Hatta adamı Türkiye'de gezdiriyoruz diyor. Kitabını da basıyoruz diyor. Ulan ne hangi memleket ya burası? Bulgaristan. Darül Harp'te İslami esaslar tercüme edilir. Orada sadeleştirme denilir mi onu? Zaten bu Türkçedir. Aramıza girmiş enkaz şeyler var. Konuştuğumuz mesela bu baz diyor mesela. Müştehitlere İslam bilginleri diyor mesela. Mesela kaos diyor. İçtimai karmaşaya. Böyle girmiş, İngilizler sokmuş. Sen de ona çanak tutuyorsun böylelikle. Risale'nin aynı zamanda ecdadın lisanını koruyor. Yani çıkan bir şey, mesela dalga düşünün. O taşı kaldırırsanız dalga yayılmaz. Merkezde tercüme olmadığı gibi sadeleştirme olmaz. İzahları olur. İzah var, izah. Sadeleştirme denmez buna. Şer ve izah var diyor Kastamonu 56'da. Sadeleştirme demiyor ki sen hiç mi Risale'ni okumuyorsun? Hiç mi böyle tetibatın yok? Diyor ki Risale-i Nur şer ve izah ediyor. Şer ve izahla sizin vazifeniz devam eder. Sadeleştirme deniyor, demiyor ki. Tercümeyle de demiyor ki. Diyelim ki öyle bir şey yaptın. Bulgarca'ya çevirmiş gelip öpüyorsun. Onu sen yapıyorsun. Ben yapmadım. Vesaire. Risale dahilde nedir? Şer ve izah vardır. Sadeleştirme yoktur. Anlamıyor musun ya? Kastamonu 56'da var.
144-146'da vesaire var. Yani o kadar bariz bir hata ki Darul İslam'la Darul Harp'te ki farklılık ne kadar farklı? Faiz orada bir Müslüman gavura faiz para verebilir. Ama Müslüman faizle para alamaz diyor Darul Harp'te. Bak. Bir Müslüman gavura domuz satabilir. Domuz alamaz. Ticaretini yapabilir. Ama gel İslam, Darul İslam, Türkiye'de sat bakayım domuz. Bak ne oluyorsun? Cehennemi zumara oluyorsun. Orada banka sistemin caiz. Darul Harp. Burada hadi gir bakalım. Bak yolunuyorsun. Hangisi iş için ve evi için almış olduğu kredide de siyahtı ve şey öyle çıktı. Bak bakalım kaç kişi. Ekseriyeti mutlaka gümledi yani. Ya o ailede huzur yok. Ya onun psikolojisi bozuldu. Ya ekonomisi bozuldu. Girme arkadaş, kiraya otur. Allah'ını seversen ya girme kredi verselerine. Sanki ben Müslümanın şeyim, kötüyüm vesaire. İşte niçin söyledi? Kur'an'da cari olan bir kanun, Risale-i Nur'da da aynen caridir. Çünkü Risale-i Nur bu asırda Kur'an adına çıkmış icaz-ı manevisidir. Bunu da böyle söyleyenlere ne diyor biliyor musun adam? Böyle anlatana Darul Harp'tir burası, orası da burası Darul İslam. Sivri diyor, sivri. Bu sivrilerin başında ilk önce ustad geliyor. Bu sivrilerin başında Risale-i Nur müsaade etmiyor. İki, aziz muazzez ustadımızın varislerine sivri diyor. Sivri uçlar diyor. Sivri insanlar diyor. Beni de tabii otomatik astıyor. Yani Risale-i Nur'a gönül vermişleri sivri diyor adam. Ve içimizde olan bir adam yapıyor. Bunları hep kullanıyorlar abi. Şu kullanıyor işte. Tabii. İç asayiş, dış asayiş ile ayırıyor. Bunları da hep. Tabii. Ustad mesela cihat diyor ikiye ayrılır diyor. Maddi ve manevi diyor. Dışarıda cihadi maddidir. İçeride cihadi manevidir. Karıştır hadi. Hadi cihat vardır diye İslam'da hiç Risale-i Nur'dan ders almadan al silahını çık dışarıya. Anarşistliktir diyor. Yecüc mecüclüktür diyor. Dışarıda ise cihat-ı maddi var. Bak yani anlıyor musunuz nerede ne? Cihat-ı maddi yapabilir misin burada? Mesela diyor ki gene aynı yerde Emirdağ 2. Emirdağ son mektubunda söyledim. Dahilde diyor cihat-ı maddi yoktur, cihat-ı manevi var diyor. Ehven-i şer'e zararınız olmasın, menfaatınız dokunsun diyor. Ehven-i şer deyiniz diyor. Ahvan-ı şer olmamın, azam-ı şer olmasın diye. Şimdi sen memleketi gidiyorsun Bulgaristan'a Türkiye'ye kıyas ediyorsun, Japonya'ya Türkiye'ye kıyas ediyorsun. Bu kadar cahil olduğunu da ben tahmin etmezdim ya. Bir de gençleri kandırıyorsun yani. Bu çok tuhaf, garip. Yani hakikaten ahir zaman çok şey doğurdu, çok şey de doğuracak var ya. Böyle deyince abi ya kardeşim Kur'an'da cari olan kanun. Abi bir de şöyle bir şey söyle. Hani şimdi üstad diyor ya, hariçte maddi cihat lazımdır, dahilde ise lazım değildir. İlmi cihat var diyor. Abi, İrşad edilmedi diyor. Bunu evet. Bir sadeleştirme ve tercümeye mesela şey yaptığımız zaman bu kanuniyeti uygulasa şimdi bu Risale-i Nur'un orijinal vatanı içinde sadeleştirme ve tercüme olamaz. Olamaz. Sadeleştirme olamaz. Çünkü dahilde cihat yoktur diyor işte. Fakat Risale-i Nur'lar harice çıktığı zaman tercüme edilebiliyor. Edilebiliyor. Caiz. Japonca'yı tercüme edersin. Onun adı sadeleştirme değil ki. Olamaz zaten. Dahilde ne vardır? Metni. Metni sağlam, esas kalmakla beraber şerh ve izah vardır. Bunu bilmiyor musun? Bu kadar Arapça bir şey ya. Kastamonu açacak, göreceksin. Ve ehline sor. Bilmiyorsan sor arkadaş. Vakıflara sor. Sen vakıf değilsin. Akşama içtim hayatta takla atan bir hayatın var. Bilmiyorsan bilene sor diyor ayet-i kerimeye. Allah öyle diyor ayet-i kerimede. Bilmiyorsanız diyor, bilene sorun. Akşama içtimaiyete koşturuyorsun. Sen buna sahiplilik o kadar hassas olamazsın. Ehline sor, böyle bir şey diyeceğim, yumurtlayacağım acaba ne? Doğru mudur? Ya kardeşim, dahilde metin asıl olur, şer ve izah olur. Sadeleştirme aslı yok edendir. Ki saf, ey saf, sadeleştirme namı altında çok yer yok edilmiş, çıkartılmış. Lozan çıkartılmış, 5. Şua çıkartılmış. Mustafa Kemal hakkındaki şeyler çıkartılmış. İsrail hakkında şeyler çıkartılmış. Sıfatlar da hatayım. Yani bunlar çıkartılmış. Ya metni bir okuyun diyor. El insaf diyor. Allah aşkına diyor. Bir de böyle diyor ha. Dinledim de tüylerim ürperdi ya. Allah Allah. Güvendiğimiz, sevdiğimiz insanlardan
ağrıma gidiyor yani. Kanıma dokunuyor. Ne seçim bu akşam dayı geldi. Kanıma dokunuyor ya. Kanıma dokundu yani. Yani ötekisi cildime dokunuyor sinek de. Mikrop kanıma dokunuyor. Mikrop içeriye girmiş. Sinek üzerime konmuş. Kovmak kolay. Mikrobu def etmek çok zor. Bayağı kanımı değiştirmem lazım. Ne demek istiyorum? Bilerek konuşuyorum. Hastaneye gidip kanımı değiştirmem lazım. Mikrop içeriye girmiş. Sinek olsa kovar. Hariç kolaydır. Ama saftirik gençleri şerh ve izahın sadeleştirme ile tercüme ile 4 tane. Şerh ve izah 1, sadeleştirme 2, tercüme 3. Bunlar farklı şeyler. Ustadımız buna müsaade etmiş. Şerh ve izahla vazifeniz devam edecek. O kadar. Sen başka vazifen yok. Mal sahibi böyle diyor. İslam hukukunda mal sahibi müsaade etmedikten sonra onun hayrı yapamazsın. Mesela diyelim şu telefon benim mi? Benim. Çaldınız, Kur'an'a hizmet etseniz. Hayır olur mu size? Olmaz. Çalıntı, mal sahibi razı olmadıktan sonra Kur'an hizmetinde bile kullansa haramdır kardeşim. Sana sevap yazılmaz. Haram yollar, helal yollar. Tabii ya, affedersiniz, İmam Ali'nin sözü de hukukta geçiyor. Sidikle diyormuş, kirli çamaşır yıkanmaz. Sen şimdi mal sahibi diyor ki istemiyor. Aa, daha iyi olur. Lan sana ne? Mal sahibi istemiyorum diyor. Sizin diyor şer ve izahattan başka vazifeniz yok diyor. Febiha'yı diyor. Ya senin konuştuğunu anlamıyor diyor. Canın isterse diyor muhakematta. Ve katrede sonunda. Senin canın isterse diyor. Febiha ya diyor. Febiha. Canın isterseniz. Kefine bağlı diyor. İster dinle, ister dinleme. Yeter ki dinlemek iste de sen o kadar. Anlamak iste. Sana herkes hizmetçi olur. Ama yani biraz böyle bu işlere karışmayacaksın. Ehli değilsin. Abi sen niye? Kardeş ben bunları ne diyorum? Ve ders burada bitireceğiz günü. Ben Risale-i Nur'un bekçiliğini iddia etmişim ve ilan etmişim. Ben Risale-i Nur'un medresesinde kalıyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin çorbasını içiyorum. Risale-i Nur'un esaslarıyla, kitaplarıyla tetebat yapıyorum. Benim bunları demem lazım. Ama herkes işini yapıyor. Sen de bunu demen lazım herhalde. Sen bunu demen lazım gerekiyorsa, sen buna nasıl hak sahibiysen, ben de Risale-i Nur adına bunun yanlış olduğunu deme hakkına sahibim. Tamam, sen nasıl ki nefis ve şeytan hesabına ve kimden ders aldığın belli değil, onun hesabına Risale-i Nur'a alelen muhalefet etmek vazifen addediyorsun demek, ben de Risale-i Nur adına dershanede kalma hesabına bana manen bu vazife yüklenmiştir. Bazılar der ki niye konuşuyorsun? Benim susmam suçtur. Konuşmamam suçtur. Benim konuşmam vazifemdir. Bunları diyeceğim. Ne diyeceğim? Adam durmuyor ki hücum ediyor Risale-i Nur'a. Çaktırmadan. Ben ne diyeceğim ustadaşı meydanda? Tüh yazıklar olsun. Bir de milleti kandırıyordun cephedeydin. Manevi cephede. Risale-i Nur'un karargahında nöbet tutuyordun. Risale-i Nur'u sadeleştirme ve tahrip yapıyorlardı. Sen hiçbir ses yapmadın. Sifallah'ın ispatını yaptın, tevhidi yaptın. Yazıklar olsun sana. Niye korumadın? Ya Rabbi, ya ustadım, onlar da Risale okusa da anlasa. Ona herkesin o zaman olmaz ki. Allah sana bu nimeti verdi. Vakıflık sıfatını verdi. Dershanede oturuyorsun. Sana bu nimetleri verdi. Senin vazifen değil miydi? İçtimai kaosta Risale-i Nur'un talimatı dairesindeki dersleri vermek. Ey insanlar, doğrusu budur. Ustad böyle diyor. Ey insanlar, ustadımız böyle diyor. Ey insanlar, ustadımız böyle diyor. Bizim vazifem o. Bunun dili olmak lazım. Bunun dili yok şu anda. Dili benim. Evet. Burada kalsın. Çünkü şeyden alırız. Temsilat çok önemli. Kur'an'da cari olan kanunlara da gireriz. Konuyu çok uzuyor. Ne yapalım yani? Arkamızda koşturmaya yok. Bizim dünyada yaratılış gayemiz budur. Sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Ustad diyor. Biz de bu yolda bir arkamızda koşturmuyorlar ki manaları çiğneyip geçelim. Dura dura yavaş yavaş. Bunun adı da şerh ve izahattır. Bak bir yer mi dolaştık? Kastamonu'yu açtım, Mektubat'ı açtım, ben oradan anlattım, 480 sözleri söyledim, şunlar bunlar, hep burada söyledim. İşte bunun adı nedir? Şerh ve izahtır. Tamam. Ondan sonra o okunan yerleri şema yaptık. Bu işte. Sen bunları şimdi dinledin de anlamadın.
Hangi feni sen oturduğun yerden hiç ter dökmeden anlamışsın? Kimyayı mı? Redoksum. İvmeyi mi? Cisimlerin dayanımı mı? Hangi fenden ders çalışmadan geçtin? Şimdi Risale-i Nur'da bir fenlerin esası ruhudur, iman esasları. Ahirette ve sonsuz, ezeli ve ebedi sana lazım olacak. Ne olur bir 10 dakika gayret et, 10 dakika ya. Veya 40 dakika git bir akşam dersi otur. Akşama takla atıyorsun zaten. Peki. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.